Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizler için dekopaj tekniğiyle tablo çalışması yaptım. Daha önceki birçok çalışmalarımda, tasarımlarımda olduğu gibi bu tasarımımda da at teması kullandım. Atları çok seviyorum. Bu yüzden yaparken çok büyük keyif aldım. Her bir çalışmamda birçok tekniği bir arada kullanmaya çalışıyorum. Daha çabuk öğrenebilmeniz için. Burada kullandığım tekniklerin hem daha önceden de söylediğim gibi dekopaj tekniğini kullandım. Folyo varak uygulaması yaptım. Çeşitli değişik boyaları bir arada kullandım. Bunun dışında zaten videolarda göreceksiniz. Dore metalik boya uygulaması yaptım. Şimdi benim uygulamam diğer başka çalışmalardan biraz farklı olabilir. Çünkü ben mesela dore metalik boyada fırça kullanmıyorum. Daha çok sünger yardımıyla uygulama yapıyorum. Ama tabii ki arzu eden, tasarımıma bu uygun diyen fırça da kullanabilir. Bunun dışında videolarımı biraz kısa tutmaya çalışıyorum ama bazı ayrıntıları da anlatmadan olmaz. Ufak fakat önemli ayrıntılar olabiliyor. Mümkün olduğunca kısa tutmaya yine de çalıştım. Dekopajım biraz çok renkli bir dekopaj değildi. Ben onu biraz daha renklendirdim. Zaten ilk video ile son video arasındaki farkı göreceksiniz. Renk farklılıklarını, doku farklılıklarını. Umarım beğenirsiniz. Bu arada Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında da yazacağım. Design by Figen. Bir sorunuz olursa gerek buradan gerek Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Dekopaj tuz kalıbı. Bu şekilde uyguluyorum. İyice her yerine gelecek şekilde dekopaj tutkalımı sürdüm. Şimdi dekopajımı bu şekilde yerleştirip yapıştırıyorum. İyice bastırıyorum. Her yere dikkat ediyorum yapışmasına. Ne yaptık? Dekopaj tutkalını sürdük. Üzerine dekopajımızı yapıştırdık. Hiç kurumasını, yani dekopaj tutkalının hiç kurumaması gerekiyor. Sürer sürmez hemen üzerinden dekopajımızı yapıştırdık. Bazı yerlerde kabarıklıklar olabilir. Hiç sıkıntı değil. Onlar kağıt bu, genleşir. Altından dekopaj tutkalı kuruduğu zaman tekrar eski halini alır. Baktınız ki yine çekmiyor, yani içine almıyor. Elinizle üzerine tutabilirsiniz 3-4 saniye. Yine olmadı. Bir enjektör yardımıyla o kabarık olan yerleri dekopaj tutkalını sıkıp tekrar yapıştırabilirsiniz. Hiç sorun değil, panik yapmayın. Ben şimdi bu dekopaj tutkalını üzerine, yani dekopajımın üzerine 2 kat dekopaj tutkalı süreceğim. Çünkü kağıdımı, yani dekopajımı korumaya altına almak istiyorum. Bu şekilde üzerinde bir tabaka oluşacak. Bu tabaka, mesela ben üzerinde işlem yaparken dekopajımı koruyacak. Dolayısıyla ben bu dekopaj tutkalını 2 kat süreceğim. Tabii ki kurumasını bekleyerek 2. katını süreceğim. Yine bir kabarıklık oluşacak. Fakat bu dediğim gibi kağıt genleştiği için tekrardan çekecek ve kabarıklık gidecek. Şimdi ne yapıyorum ben? Her yerime gelecek şekilde dekopajımı bu şekilde uyguluyorum. Büyük bir fırça kullanıyorum çünkü dekopajım çok büyük. Dekopaj tutkalımız iyice kurudu. Dün akşam üzeri sürmüştüm. 2. katını en son dün akşam üzeri attım. Bayağı bir kabardı. Çünkü benim kağıdım da biraz kalınca bir kağıt.
normalde ince kağıt olması gerekiyor. Kalın parlak kağıt olmaması gerekiyor. Fakat bir yanlış anlaşılma olmuştu. Çıktı aldıktan sonra da ben de geri tekrar çıktısını aldırtmadım. Dolayısıyla bayağı bir kabardı. Eyvah dedim, yani bu düzelmeyecek. Ama bakın, sıfır kabarıklık var. Şimdi doku çalışması yapacağım. Bazı renkler oluşturdum. Şöyle ki bu fotoğrafımdaki, resimdeki renklere uygun olarak üzerlerinden dokular uygulayacağım. Tamamen aynı renk olması şart değil. Zaten aynı rengi bulmak çok zor. Ona benzer renkler oluşturdum. Bu şekilde past efektim vardı. Yeşil bir vintage'ım vardı. Bu biraz vintage boyalar, parteküllü. Biraz kabıma rölyef de sıktım. Kahverengi past efektim vardı. Tamamen buradaki renklere uygun renkler oluşturmaya çalıştım. Burada gördüğümüz, resimde gördüğümüz, bakın zaten burada fırça darbeleri, hareketleri var. O yönlerde üzerlerinden dokular oluşturacağım. Yani şurası düz, burası böyle biraz yay gibi geliyor. Bu şekilde eskitme fırçası kullanıyorum. Tamamen tüm boyaları kullanırken eskitme fırçası tercih ediyorum. Çünkü düz bir fırça da olur ama böyle dümdüz bir görüntü olsun istemiyorum. Biraz böyle parçalı bir görüntü olsun istiyorum. Dolayısıyla eskitme fırçasından faydalanacağım. Şimdi öncelikle kahve tonlarındaki past efektimi aldım. Bakın şurada şöyle bir çizgi var yana doğru. Oraya çok büyük olduğu için yerde çalışıyorum mecburen. Bir şeyin üzerine de masanın üzerine koysam bu sefer delinme riski var. En güzel, en sağlam böyle. Bakın bu şekilde. İşte beyaz rölyef pastamdan aldım. Beyazlar biraz fazla. O yüzden biraz daha fazla sıktım. Bakın şuralarda. Beyazlıklar yoğun. Bu şekilde. Yoğun olmasını istediğim yerlere bastırarak sürüyorum. Şuralarda biraz koyu kaldığı için biraz açmak istiyorum oraları. Daha birçok renk gireceğiz. Sarılar da girebiliriz. Bakın şuraları daha bir farklı bir doku. Atımızın yerlerine de beyaz kısımlarına da bu şekilde rölyef pastamızdan sürüyorum. Buradaki amaç aslında bu kadar büyük bir resmi boyutlandırarak daha canlandırıyoruz. Bir şekilde resim canlandırıyoruz. Ve ona farklı bir bakış açısı katıyoruz. Yani dümdüz bir fotoğraf yapıştırılmış gibi değil de daha çok daha hareketli, dokulu bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Şurada mavilikler var. Mavi boyamdan
bir stencil fırçası yardımıyla bu şekilde uygulama yapıyorum. Sünger yardımıyla da olabilir. Bulaşık süngerinin sünger kısmıyla da yapabilirsiniz. Veya sünger fırçalar var. Pompon fırça deniliyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Mavi kısımlarını da bu şekilde tamamlıyorum. Kesinlikle düz boyar gibi fırçalarım, yani boya sürmüyorum. Düz boyar gibi boyamıyorum. İyice kuruduktan sonra bazı yerlerini üzerinden tekrar rölyef uyguluyorum veya hangi renkse. Çünkü oraların daha kalın olmasını istiyorum. Daha ön planda olmasını istiyorum. Mesela şu atın yelelerini özellikle iyice kurumasını bekledim. Sonra tekrar üzerinden uyguladım. Daha ön planda olsun, daha boyutlu olsun diye. Bu şekilde. Şimdi buralarda şöyle kesik kesik görüntüler çok hoş durmuyor. Dolayısıyla zaten ne kadar kurusa bile bunun tam olarak kuruması bir günü, iki günü hatta üç günü alabilir. Dolayısıyla bu kesik kesik görüntüleri birazcık daha yumuşak geçişli hale getirmek için ne yapıyorum? Biraz fırçamla üzerinden kuru kuru süpürür gibi süpürüyorum. Hem renkler birbirine daha hoş bir şekilde geçiş sağlıyor. Hem de görüntü olarak, belki burada görünmeyebilir ama kendiniz de uygulama yaptığınızda daha iyi fark edeceksiniz. Görüntü olarak birbirine daha uyumlu hale getiriyorum. Hani biraz renkleri birbirinden kuru fırça yardımıyla renkleri birbirine geçiştiriyorum. Bakın daha güzel. Tablomun bazı yerlerine rulo varak uygulaması yapacağım. Biraz ışıltı istiyorum. Rulo varak bu şekilde metre olarak satılıyor. Birkaç tonu var. Gümüş olanı var. Altın olanı var. Antik altın olanı var. Bu da benim elimdeki de antik altın. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yapıştırıcı, öncelikle bir yapıştırıcı sürüyoruz. Bu yapıştırıcının adı süt miksiyon. Ama sonuçta malzemeceden farklı markaların farklı isimleri olabilir. Rulo varak yapıştırıcısı olarak temin edebilirsiniz. Kabıma yapıştırıcıyı sıktım. Uygulama yapmak istediğim yerlere sürüyorum. Genel olarak her yere yapmak istiyorum. Siz bunu parmak yaldızla da yapabilirsiniz, eskitme fırçası yardımıyla. Fakat şöyle bir şey, hani rulo olarak biraz daha ince ve hoş ışıltı şeklinde bir görüntü veriyor. Parmak yaldız daha bir parmak yaldızı da, yani tabii ki uygularken çok az süreceksiniz, fakat biraz daha kalın bir tabaka görüntüsü veriyor. Dolayısıyla benim elimde rulo varak vardı. Rulo varak tercih ettim. Uygulama yapıyorum. İstediğim yerlere bekliyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Buraları. Bakın rulo varak tersini yapıştırıyoruz. Yani düz tarafı bize bakacak şekilde arkasını yapıştırıyorum. Ön yüz bu tarafını değil. Arka yüzünü. İyice bastırarak, çok az görmek istiyorsanız ışıltıyı az bastırıyorsunuz. Ama yoğun görmek istiyorsanız biraz daha fazla bastırıyorsunuz. Bu şekilde
üstüne vuruyorsunuz. Çok basit. Bakın daha yakından görme şansımız olsaydı zaten en sonunda yakından çekim yapacağım. Ne kadar güzel olduğunu daha iyi gözlemleyeceksiniz. Tablomuzun yavaş yavaş sonlarına geldik. Ben çerçeveyi metalik sarı yapmak istiyorum. Metalik bir görüntüsü olsun istiyorum. Dolayısıyla herhangi bir markanın, benimki antik altın. Zaten genelde ben hemen hemen bütün çalışmalarımda herhangi bir malzemenin genelde antik altınını tercih ediyorum. Sarı kullanacaksam eğer. Ben şu İç kısımlarını biraz antik altınla doldurmak istiyorum. Yani şöyle tablonun iç kısımlarında komple bir antik altın rengi görmek istiyorum. Çerçevesini de yine bir aynı renkten boyayacağım. Bir pompon fırça yardımıyla. Bu şekilde dört bir tarafını boyuyorum. Tablomun bu kısımlarına uyguladığım boyanın aynısını çerçevesine de uygulayacağım. Fakat bu sefer fırça değil, sünger yardımıyla. Benim elimde bu pompon fırça deniliyor buna. Bir şey de olabilir, normal bulaşık süngeri de olabilir. Benim elimde bu fırça pompon süngerden olduğu için bunu kullanacağım. Bu şekilde kabımdan alıyorum ve çerçevesini uyguluyorum. Normalde ben metalik boyaların direkt uygulanmasını sevmiyorum. Mesela altın metalik uygulayacaksanız altına kahverengi güzel duruyor. Gümüş uygulayacaksanız siyah güzel duruyor. Ya benim şimdi metalik boyam biraz eski galiba, ondan dolayı biraz koyu bir renk. Dolayısıyla alttaki kırık beyaz rengi rengin üzerine uyguluyorum. Küçük bir yerinde, ufak bir yerinde denedim. Kötü durmadı. O yüzden kahverengiye boyamadan direkt metalik boyamı uyguluyorum. Bu şekilde yavaş yavaş sonlara geldik.